Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. 2016 yılında Oxford sözlüğü Post Truth, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman gerçek ötesi veya gerçek sonrası kelimesini yılın kelimesi olarak seçmişti. Ve Donald J. Trump 2016 yılında Amerikan başkanı seçilmişti. Ve bugün Trump başkanlığı son buluyor ve bugün de sanki kelimenin anlamını verirmiş gibi, kelimeye güç katarmış gibi bir durum var Amerika'da. Amerikan Kongresi'nin olduğu alan bildiğiniz koca bir Hollywood seti gibi bir şey oldu. Bugün Amerika saatiyle öğlen 12'de, Türkiye saatiyle akşam 8'de yeni seçilmiş Amerikan Başkanı Joe Biden yemin içecek ve işbaşı yapacak. Ve işte bu geçiş arasında, ki düşünün, son ana kadar da Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray'dan çıkmıyor. Kendilerine göre Amerika'da sabah saat 8'de Beyaz Saray'dan ayrılacak. İşte Türkiye saatine göre bizde öğleden sonra saat 4 oluyor. İşte ondan 4 saat sonrasında da yeni başkan Beyaz Saray'a girecek efendim. Ama işte son ana kadar bunu böyle tutuyor ve nedir bu gerilim? Dün Başkan Trump konuşma yaptı ve bu konuşmasında seçimi kaybettiği hali hazırda yoktu. Geriyor Amerikan Başkanı Trump. Ve bu gerilimin içerisinde de Amerika'da gelenekler, protokoller son derece önemlidir. Devletin ağırlığı bütün bu protokollerde, bu gelenekselleşmiş olan adımların takibinde aslında kendini gösterir ve gelenekten, protokolden uzaklaşıyor Trump ve yemin içme törenine katılmayacak. Ama başkan yardımcısı Mike Pence katılacağını açıkladı. Böyle alışıldık, çok hani her zaman alışık olduğumuz bir yemin içme töreni ve ondan sonrası tabii ki olmayacak. Artı bir de koronavirüs var. Sadece Trump faktörü yok bunun içerisinde, biliyorsunuz. Amerika koronavirüs salgınında en kötü sınavı veren ülkelerden birisi oldu. Hatta en başında gelmekte ve fakat işte bütün bunlara rağmen Lady Gaga Amerikan milli marşını söyleyecek bugün Biden ve Amerika'nın ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin içtikten sonra. Şimdi bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Amerika'ya döneceğiz. Amerika'dan bağlantı yapacağız. Ama işte bu Amerikan Kongresi Hollywood seti gibi oldu dedik. İşte o Hollywood seti gibi olan Amerikan Kongresi'nde 6 Ocak'taki yaşanan skandal olmasın, Trump taraftarlarının kongreye saldırısı gibi hani bir durum, bir tehdit olmasın diye 25 bin Amerikan askeri Amerikan Kongresi'nde hazır durumda bekliyor. Bugün Afganistan'da Amerika'nın 2500, Irak'ta 2500, Suriye'de 1000 askeri var ve Irak Savaşı'nın en heyheyli olduğu zamanlarda bile İran başkenti Bağdat'ta Saddam'ın sarayının olduğu o bölge, Green Zone, yeşil alan denilen alanda bile bu kadar 25 bin Amerikan askeri yoktu. Düşünün ne kadar aslında bir gerilim var. Şimdi konuğumuza dönmeden ama iki şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bir, dün yeni seçilen Amerikan Başkanı Joe Biden'ın hemen bakanlarının içerisinde yemin içmeleri için kongrede onların bir onanmaları gerekiyor efendim. Bu 5 bakandan bir tanesi Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Antony Blinken'di. Blinken Senato'daki oturumda sözde stratejik ortağımız Türkiye'nin Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez dedi ve bu tabii ki yani Türkiye ile ilgili bir açıklama olduğu için bizde son derece hani yankı buldu. Ancak bu lafa bence çok takılmamak lazım. Çünkü malumun ilamı, Blinken'ın söylediğinde de herhangi bir şey yok. Dünya ve Biz programında özellikle sürekli altını çiziyoruz ki bundan sonraki süreç Ankara'nın attığı adımlarla aslında daha fazlasıyla şekillenecek. Ankara karar verecek bu ilişkiden ne anlam çıkarılmasıyla gerektiğini. Ancak Ankara'da işte son günlerde hep böyle ılıman ılıman mesajlar verirken eylemde başka bir şey yaptı Ankara. Ankara
kendi geleneğinden uzaklaştı. Neydi gelenek? Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa Amerikan başkenti Washington'a kariyer diplomatı göndermiyor efendim. Siyasi bir atama yapıyor. Murat Mercan Amerika'daki Türkiye'nin yeni büyükelçisi olacak. Ama Murat Mercan'ın eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilidir kendisi. Washington'daki karşılığı nedir diye baktığınızda Müslüman kardeşler ve Hamas'a sempatisi olan bir siyasi kimlik. 2. 2010'daki Mavi Marmara gemisinde son dakika Mavi Marmara'ya binmekten vazgeçmiş vekillerden bir tanesi. Yani Ankara bir tarafta İsrail ile ilişkileri bir şekilde hal yoluna koyarak ve onun üzerinden de Amerika ile ilişkileri ılıman bir hale getirmek isterken böyle bir büyükelçiyi Washington'a göndermesi sanki söylemi ve eylemi arasında yine böyle bir ikilik, bir çelişki varmış gibi bir hal yaratmış durumda. Bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi buna karşılık olarak bakalım Biden Ankara'ya kimi büyükelçi olarak atayacak, onu izleyeceğiz. Blinken'ın sözünde yoksa yeni olan hiçbir şey yok. Ama artı bir şey daha söyleyelim. Şimdi Amerikan Başkanı Trump dün gider ayak enteresan açıklamalar yaptı. Bu açıklamada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Mike Pompeo yazılı olarak yaptığı açıklamada Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını söyledi. Açıklama şöyle: bildiğimiz verilere yeniden alıcı gözüyle baktıktan sonra Çin Komünist Partisi'nin yönetiminde olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'daki çoğunluğu Müslüman Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlık gruplarına soykırım yaptığını tespit ettim dedi Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Bugün Mike Pompeo'nun da Amerika'da görev süresi doluyor efendim. Bu soykırımın halen devam ettiğine ve Çin Parti Devleti'nin sistematik olarak Uygurları yok etme girişimine şahitlik ettiğimize inanıyorum dedi. Bakalım bunda Blinken aynı şekilde devam edecek mi? Evet, şimdi Amerika'da Amerikan Kongresi adeta bir Hollywood seti oldu. Gün herhangi bir aksi bir şeyle kapanmasın diye tabii ki büyük bir tedirginlik var. Ama konu sadece Trump taraftarları değil, Trump'ın yarattığı gerilim değil efendim. 4 sene içerisinde demokratlar ve demokrat seçmen yönetimi yeniden ele geçirdi ve onlarda da büyük bir coşku, büyük bir heyecan var. Şimdi yönetmenimiz size dün Beyaz Saray'ın önünden geçen bandonun görüntüsünü getirsin. Bakın o bando ne diyor, şimdi onu birlikte görelim. Bir ekrana gelsin o bizim bandomuzun görüntüsü. Evet. Şimdi şarkı Hit the Road Jack. Hadi yola koyul Jack ve bir daha geri gelme. İşte onlar da kendilerince böyle bir mizansen yapıyorlar ama şarkının sözleriyle de baktığınız zaman Trump bir de bunu hani yutkunmak durumunda kalmıştı. Bir etkisi olmuş mudur? Tabii ki kocaman bir soru işareti diyeceğim ve hemen konuğumuza dönelim efendim. Bugün Amerika'ya bağlanıyoruz. Amerikan başkenti Washington DC'de son derece etkin Amerika'nın kıymetli üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi'nde siyaset ve kamu yönetimi bölümü öğretim üyesi Mark Carr Rom bugün konuğumuz olacak. Good morning, Mark. Thanks. Günaydın. Good morning. Mark. Very nice to see you today. Günaydın, sizi bugün görmek çok güzel. Thank you so much for waking up so early for this show. Erken bir saatte sizi uyandırmış olduk. Kusura bakmayın. Çok sağ olun. Şimdi ilk soracağım soru şudur. Bir Amerikalı olarak bu göreve başlanma, yeni başkanın göreve başlayacağı bugün de nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Aslında aynı zamanda çok büyük bir üzüntü de hissediyorum. Çünkü bu bir görevin devri aslında çok huzurlu bir şekilde barış içerisinde gerçekleşecek ve ülkede çok büyük kutlamalar var aslında. Bu aslında demokratik ilkelerin göz önünde tutulduğunu düşündürüyor, gösteriyor bize. Ama aynı zamanda Amerikalıların bir kısmı da oldukça üzgün. Dünyanın çapında, dünyanın farklı yerlerinden insanlar bizim başkentimize geliyorlar ve bu yeni başkanın göreve başlamasını kutlamak için buraya geliyorlar. Ama bir kısmı bu kutlamalara katılmıyor. Çünkü dünya burada
başkentin Beyaz Saray'ın etrafındaki belli bir bölge aslında askerler tarafından sarılmış durumda. 25 bin kişilik bir gruptan bahsedebiliriz. Burada terör saldırılarından veyahut da terör olaylarından korumak için amaçları bu şekilde. Ve burada biz de tabii ki kendi evlerimizden, televizyon ekranlarımızdan, sosyal medya üzerinden bu törenleri izlemek durumundayız şu anda. Evet, 4 yıl içerisinde demokratlar tekrar gücü ellerine almış oldular bu seçim sonucunda. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin şimdiye kadar her seçim döneminde nasıl devam ettiğine bakacak olursak, mesela John McCain vardı. Bunun dışında Mitt Romney ardından geldi. 2016 seçiminde Donald Trump yine aday olmuştu ve her dönemde Cumhuriyetçilerin giderek daha sağ kanada yaklaştığını gördük. Bundan sonra ne olacaktır peki? We don't know what will happen next with the Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. Cumhuriyetçi Parti'nin bundan sonra ne yapacağını bilmiyoruz. Bir takım iç güç çekişmeleri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Trump'tan önce Cumhuriyetçi Parti'nin bir takım ilkeleri vardı. Düşük vergiler, daha küçük bir yönetim çerçevesi, bir takım politikalara yaklaşımlar. Yani burada aslında Cumhuriyetçi Parti artık bu ilkeleri takip etmiyor diyebiliriz. Şu anda Cumhuriyetçi Parti Başkan Trump'ın partisi haline gelmiş durumda ve Başkan Trump'ın neyin önemli olduğunu düşünüyorsa, bunu gerçekleştirmeye çalışıyor parti. Yani burada zaten parti de biz Başkan Trump ne diyorsa onu yapıyoruz diyor. Burada zaten sormamız gereken soru şu: Cumhuriyetçi Parti kendi geleneksel ilkelerine geri dönecek mi, yoksa belli bir kişiliğe bağlı bir parti olarak devam edecek ve burada liderliği veyahut da temeli kim devam ettirecek? Evet. Dün Trump'ın söylediği şeylerin ülkede, halkta kötü bir karşılık bulduğu söylenmişti. Bunun da önümüzdeki günlerde tabii ki bir takım yansımaları olacaktır. Mesela hangi parti bu zorlukların üstesinden, Cumhuriyetçi Parti bu zorlukların üstesinden nasıl gelecek? Burada tabii ki şüphe yok ki burada 6 Ocak'ta gerçekleşen olay Trump'ın büyük oranda yaptıklarından kaynaklandı, söylediklerinden kaynaklandı. Seçimin hileli olduğunu söylemişti. Büyük bir farkla kazandığını söylemişti. Yine seçilmiş başkan Biden'ın aslında görevi almaması gerektiğini söylemişti. Ve partide bu yalanı diyelim devam ettirmeye devam ederse sıkıntılar yaşanabilir. Önümüzdeki yıllarda burada Cumhuriyetçi Parti'nin konuşması gereken şey şu olacak: bu yalan doğru mudur, değil midir? Tabii ki burada Cumhuriyetçi Parti kanadından bu yalanı devam ettirmeye, bunun doğru olduğunu söylemeye devam edenler olacaktır. Burada biz kaybettik, bundan sonra ne yapmalıyız diye düşünen, çünkü Mitch McConnell'ı hatırlarsanız şöyle diyordu: President Başkan Biden kazandı ve hakkıyla kazandı demişti, hatırlarsınız. Tamam, Biden yönetimine birazdan tekrar döneceğiz. Geçtiğimiz gece Beyaz Saray'dan şöyle bir bildirge yayınlandı. 1776 sayılı komisyon Amerika'nın, yani bu ilginç bir konu. Burada Başkan Trump aslında farklı bir şey yaklaşım uygulamaya çalışıyor. Aslında evet, hep ülkemizin, ulusumuzun tarihinin ne olduğu konusunda, nasıl olduğu konusunda çok tartışmalar olmuştu. Trump yönetimi, Başkan Trump şundan endişeleniyordu, endişe duyuyordu. Burada giderek
ülkemizin geçmişinin, tarihinin giderek daha çok eleştirel bir ışık altında görülmeye başlandığından endişe duyuyordu ve daha çok hukuki ve ahlaki anlamda, daha doğrusu mesela kölelik gibi konuların daha çok gündeme gelmesinden rahatsızlık duyuyordu. Burada Trump'ın 1776 sayılı komisyonu atamasının doğurduğu sonuç ve sorun şu. Ve bu arada komisyon sadece tek bir tarihçi tarafından yayınlanan bir rapor çıkarmadı. Bu rapor aslında Amerikan tarihinin oldukça hukuk, ahlaki yanlarını, ahlaki sorunlarını göz önüne getiren bir rapor. Ki Amerika tarihinin zaten progresif bir yanı da var. Bunu yaparak, zaten bu rapor yayınlanarak, Trump ve komisyonun demokratları aslında ilerice progresif olarak göstererek ve Amerika'nın kendisi için çok değerli olan özgürlüklerinden uzaklaşmaya çalıştığının söylenmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Evet, yani Cumhuriyetçiler bu komisyonu demokratları vatansever olmamakla suçlamak için kullanabilecekler ve Amerika'nın özgürlüklerine tehlike olarak görmekte kullanacaklar. Peki daha önce tarihte böyle bir şey olmuş muydu? Yani konservatif düşüncede olan kişilerin çoğu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin olağanüstü bir ülke olduğunu savunuyorlar. Ve bu görüşlere karşı gelen herkesin bir anlamda Amerika halkına bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorlar. Bu aslında çok uzun bir sürecin, konservatif demokratlar tarafından yapılan konservatif eleştirilerin, konservatiflere yapılan eleştirilerin bir sonucu. Ama bu sadece Amerika'nın eleştirilerinin, Amerika'ya yönelik eleştirilerin Beyaz Saray'ın içerisinden gelmesiyle ilgili bir şey. Joe Biden dün Beyaz Saray'a, Washington'a geldi. Lincoln anıtını ziyaret etti kendisi. Ve 400 bini aşkın kaybedilen kişinin, koronavirüs salgını sonucunda kaybedilen vatandaşların anısına saygı duruşunda bulundu. Ve burada yine birlikten bahsediliyor ama aynı zamanda kendisinden şöyle şeyler de duyuyoruz. Önceliklerinden birisinin hangi alanda? Önümüzdeki 4 yıl içerisindeki önceliklerden birisinin, ki bu ilk 100 yıldır ilk kez olan bir şey, ülke içerisindeki terörizm ile, terör ile başa çıkmak olduğunu söylüyor. Tabii ki bunun da Trump yönetiminin söylediği yalanların sonucunda ortaya çıkmış bir durum olduğunu söylüyor. Bu aslında çok çok yeni bir durum. Yani Amerika politikası ne şekilde evrimleşecek? Bunu anlamamız için bize yardımcı olabilir misiniz şu anda? Acaba yeni bir Amerika Birleşik Devletleri mi göreceğiz? Yoksa birçok kişinin de dediği gibi Amerika bölünmüş devletleri haline mi gelecek? Ve ülke içerisindeki terörizm ne olacak? Ve Trump'ın önümüzdeki 4 yıl içerisindeki duruşu ne olacak bu konularda? Yani farklı farklı politik ikilemler var gibi görünüyor şu anda çünkü. Geçtiğimiz 30 yıl kadarlık bir dönem içerisinde giderek kutuplaşan, giderek bölünen, partiler üzerinden bölünen bir ülke haline geldi aslında Amerika. Bu da demokratlar ve cumhuriyetçiler de tabii ki bundan nasibini aldı. Kendileri de aynı şekilde ayrıldılar. Bu ayrılışların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri için iyi politikaların nasıl olduğu ile ilgiliydi. Yani tutucu bir politika mı izlenecek yoksa progresif bir politika mı izlenecek? Bununla ilgiliydi. Ve partiler arasında birbirleriyle karşılıklı olarak bir karşı tarafı düşmanlaştırma, şeytanlaştırma gibi bir yaklaşım olmuştu. Tabii ki burada
Doğrudur, şunu söyleyebiliriz. Bu, açıkçası söyleyebilirim ki ebeveynler çocuklarının farklı bir ya da karşı partiden, karşı partiyi destekleyen biriyle evlenmesini giderek istemiyorlar, giderek daha çok istemiyorlar. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde terörizm sorunu da giderek arttı. Yine yurt içindeki terörizm, ki bu da zaten beyaz milliyetçiler, beyaz ırk milliyetçileri gibi kişilerin eylemlerinden kaynaklanıyor ve bunlar da kısmen aslında Trump yönetiminin de yaklaşımlarıyla da aslında zorlaşmış hale geldi. Burada yabancı teröristlerden ve özellikle Müslüman inanca sahip olan teröristlerden bahsederken, şu anda aslında sağ kanattaki ve ülke içerisindeki teröristlere bir dikkat çekilmiş durumda. Tabii ki bu anlamda yeni yönetimin karşılaşacağı zorluklardan bir tanesi olacak. Burada Başkan Trump'ın hukuki bir şekilde bu işleri yaptığını söylememiz mümkün değil. Yani şu anda Ankara'dan buradan baktığımda şöyle görüyorum. Bu yeni politika döneminin sıkıntılarından bir tanesi aslında kapitalizm ve popülizm. Aslında burada yurt içindeki terörizm ile mücadele ederken Başkan Biden popülizm konusundan nasıl yaklaşacak? Burada nelere odaklanacak acaba? Başkan Biden, Trump diye başlamıştım, yani Başkan Trump diye başlamıştım ama Başkan Biden diyelim, doğru olsun. Kendisi aslında uzlaşmaya yakın birisi. Burada halkın acılarını anlayabiliyor, onlarla empati kurabiliyor. Bu yüzden onun yaklaşımı bölmek değil, birleştirmek şeklinde olacaktır. Aynı şekilde önümüzdeki yıllarda sizin de söylediğiniz gibi kendisi de COVID-19 salgını esnasında hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etmişti törende. Ve burada Cumhuriyetçi liderler Başkan Biden'ın hukuki olmayan bir şekilde göreve geldiği yalanını artık bir kenara bırakmadığı sürece bu durum devam edecek. Yani burada insanların aslında şunu kabul etmesi lazım. Burada Başkan Biden'ın radikalleşmeyi önlemesi gerekiyor. Burada cumhuriyetçilerin en azından hükümetimize ve halkımıza karşı şiddet içeren olaylara girmemesini sağlaması gerekiyor. Evet, bu gerçekten zor bir olay ama tabii ki biz çok yakından bunu takip ediyor olacağız. Başkan Biden bu büyük ikilemleri, sorunları nasıl çözmeye çalışacak, bunları takip ediyor olacağız. Ve bunu yaparken aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve insan haklarını da en üst düzeyde korumaya devam edebilecek mi? Bunlar çok kritik konular olacak. Belki bu konuda sizin de söyleyebileceğiniz birkaç şey vardır. Trump yönetimi aslında Birleşik Devletlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında insan haklarına olan desteğini birazcık göz ardı etmiş durumdaydı. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yaşayan vatandaşlarımız için insan hakları tabii ki her zaman oldu. Ama bunların hem yurt içinde hem de yurt dışında korunması için Trump aslında istenileni yapmadı diyebiliriz. Yine Devlet Bakanı Mike Pompeo kendisi Çin'de yaşanan soykırım durumundan bahsetmişti kendi ifadeleriyle. Bu aslında çok büyük bir adım, dramatik bir adım ve bu da
Biden'ın, yeni gelen başkan Biden'ın Çin hükümetinin işlediği insan hakları suçları ile ilgili yaklaşımda yansıtır durumda. Yani burada Biden yönetiminin giderek daha sert bir yaklaşım, tutum sergileyeceğini söyleyebiliriz. Çin, hem Çin hem de diğer insan haklarını baskılayan ülkelere karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda dünya çapında ve ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarını destekleyici yönelimine geri döneceğini söyleyebiliriz. Yani şu anda aslında farklı bir durum var. Daha önce karşılaşmadığımız bir durum var ve birçok yönden böyle. Hala Trump'ın aslında seçim kaybettiğini yalanlayan taraflar var. Huzur ortamı sağlanmamış durumda. Ama şu anda ilk kez Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri hem yurt içinden de yurt dışındaki terörizm üzerine odaklanacak diyorsunuz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çaptaki gücünü kaybettiği söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yani Washington'daki güç dengeleri ne şekilde değişiyor? Burada 6 Ocak'ta yaşanan olayların sonuçlarından en büyüklerinden bir tanesi aslında şuydu. Trump'ı destekleyen kişiler başkentin üzerine yürüyüp burada çok büyük sıkıntılara yol açtılar, şiddet olaylarına yol açtılar. Yani ilkede eylemlerimiz demokratik olmak durumunda. Otokratik liderler tarafından yönetilen antidemokratik güçlerin başta olduğu ülkeler aslında Amerika'ya bakıp sizdeki hal böyleyken bizim nasıl hareket etmemiz gerektiğini söyleyemezsiniz diyebiliyorlar. Kendinize bir bakın diyebiliyorlar. Aynaya bakın diyebiliyorlar. Ve evet, aslında haklılar bunu derken. Çünkü Amerika kendi demokratik ilke ve geleneklerine desteğini sürdüremedi. Burada bu yüzden de dünyanın geri kalanındaki ülkeler için aynı şeyi söylememiz mümkün değil Amerika olarak. Bu yüzden biraz zaman gerekecek. Demokrasiyi desteklediğimiz anlamındaki imajımızı tekrar düzeltmek için. Demokrasiden hep bahsediyoruz. Demokrasinin doğası, niteliği mi değişiyor diyoruz. Farklı bir tanımı mı olacak diyoruz son zamanlarda. Bu ikileme peki sizin yaklaşımınız nedir? Tabii bu konuda her zaman demokrasinin ne anlama geldiği ve ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda farklı yorumlar olacak. Bunlardan bir tanesi mesela örnek vermek olursa, oylamaların ne şekilde olması gerektiği yönde. Cumhuriyetçiler oylamanın bir aslında ilke olduğunu değil, bir alınmış bir şey olduğunu, hak olduğunu düşünüyorlar. Mesela düşük gelirli kişiler, azınlıklar, siyahiler ve benzeri grupların aslında oy hakkının tartışılmaya açık olduğunu söylüyorlar. Öte yandan demokratlar ise demokrasilerin gelişmesi için herkesin oy verebilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu da demokratların ülke çapında oylamaları daha kolay, çok daha erişilebilir hale getirmek için bir şeyler yapacaklarını düşündürüyor bize. Bu şekilde de zaten Amerika vatandaşlarının oy kullanması ve yine demokratik ilkeler, tabii ki sadece demokrat ülke için değil, genel anlamda Demokrat Parti için değil, genel anlamda demokratik ilkelerin, demokrasinin temelini oluşturan ilkelerin el üstünde tutulmasını sağlamak için bir şeyler yapacağını düşünüyoruz. Burada soracağımız soru, demokratların tercih ettiği şekilde oylamanın kolaylaşması mı, yoksa cumhuriyetçilerin tercih ettiği şekilde oylamanın zorlaşması mı olacak şeklinde? Burada evet, antidemokratik bazı yaklaşımlar konusunda söyleyecekleriniz nedir? Başkan Trump kendi başkanlık süresi boyunca bu demokratik ilkeleri aslında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı birazcık değiştirmek ve hukukun üstünlüğü ilkesinin de üstesinden gelmek için kullandı diyebiliriz. Bu yüzden
bizim demokrasimizi tekrar canlandırmamız gerekiyor. Tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor. Burada anayasamız Trump'ın saldırılarından etkilenmiş durumda. Ama çok yakın bir noktaya gelmiştik. Yani burada birkaç eyalet hükümeti daha Trump'a oy vermiş olsaydı çok daha farklı bir durumda olacaktık. Yani burada desteklediğimiz demokrasi çok kırılgan bir demokrasi. Ve anayasadaki ilkelerimiz, anayasal ilkelerimizin de demokrasinin desteklenmesiyle ilgili olan ilkelerimizin de korunması gerekiyor. Bunun yapılamaması halinde bir sonraki gelecek olan otokrat yönetim başarılı olacak. Trump'ın yapamadığı, başaramadığı şeyleri onlar yapabilecekler. Bugün o halde gün batımından önce Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacak. Peki önümüzdeki 100 gün ve yine 4 yıllık bu süreç içerisinde sizin beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki 100 gün içerisinde benim beklediğim şeylerden bir tanesi Başkan Trump'ın artık manşetlerde çıkmaması. Yine yönetimin, idarenin Amerika halkı için hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması. Yine altını çizmek istediğim bir konu var. Seçilmiş Başkan Biden'ın Bakanlar Kurulu kabinesi aslında Trump'ın kabinesinden çok çok farklı. Trump daha ileri yaşlı, beyaz, biraz daha zengin sayılabilecek kişileri kabinesine seçerken Başkan Biden yine daha çeşitli, daha nasıl diyelim, farklı farklı arka planlardan gelen kişilerden oluşan bir kabine oluşturmaya çalışacak. Bu da asıl sorunlardan bir tanesi aslında hükümetin idare edilmesi. Burada başkanın programlarını, politikalarını yerine getirecek kişilerin seçimimiz çok çok önemli ve ne kadar iyi şekilde bunu yerine getirebilecek kişiler seçilirse o kadar iyi olacak. Senatörlerin de umarım bu görevlerin aciliyetini anlamasını ben diliyorum. Ve bu şekilde iyi bir yönetime kavuşuruz diye ümit ediyorum. Yani Biden'ın kendi ilkelerini, politikalarını uygulamaya geçirmesini bekliyoruz. Mark, teşekkür ederiz Profesör Mark bize katıldığınız için. En iyi dileklerimizi size iletiyoruz bugünkü göreve başlama töreni için. Teşekkür ederim. Size de iyi dileklerimi iletiyorum ve Amerika demokrasisine de iyi dileklerimi iletiyorum. Evet efendim, Georgetown Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Mark Carr Rom bugün konuğumuzdu. Şimdi programı kapatırken bir de kendimle ilgili bir haber vermek istiyorum. krttv.com.tr yani internet sitemizde yazılarım başladı efendim. Her hafta bir yazı yazıyorum ve bu haftaki yazım Amerika popülizmi son onu getirir mi? Eğer ilginizi çekerse daha uzunca bir şekilde de benim görüşlerimi buradan kendi internet sitemizden de okuyabilirsiniz. Diyeceğim ve bakalım bugün Amerika'da gün nasıl bitecek? İşte Amerikan Kongresi oldu size kocaman bir Hollywood seti. 25 bin asker geldi, konuşlandı. Milli muhafızlar, işte bizdeki düzenli ordu gibi değil, onlar gönüllü olarak oluyorlar. Son dakika 12'si bir anda diskalifiye edildi. Sağ tandanslı örgütlerin içerisinde yerleri varmış gibi. Polisin içerisinde öyle bir şey. Biraz gerilim üstünde. Nerede kalırsak oradan yarın lafımızı devam ettireceğiz. Ama her zaman dediğimiz gibi efendim, salgın döneminde yaşıyoruz. Aramızdaki mesafeye, maske ve hijyene sıkılmadan, hayıflanmadan dikkat ediyoruz. Yarın yine bu saatte burada görüşmek üzere.